vekil olunca kendisi şu anki milletvekillerini desteklemeyen kamu çalışanlarının kulaklarını kurtarır mı diye bir mesaj gelmiş. Kulak kurtaracak mı, çekecek mi? Yok yani olursa bizi nasıl kurtaracak diye zannedersem öyle bir açıklama vardı. Evet, kulak kopartmaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu şiddetle kınıyorum. Şiddetle. Hiçbir vatandaşın karşısına çıkma yüzü olmaması lazım bu vekilin. Ya nasıl bir böyle kendilerini dev aynasında görürler bunlar. Ama şöyle diyor, o konuşmasında zulüm, vatandaşa, millete zulüm yapanın kulağını kopartırız diyor. Ne demek ya? Kim, ne ki o? Kim ki kimin kulağını koparıyor ya? Ne zulüm ya? Yapanın kulağını koparıyor. Ne zulüm kopartır. Ya? Hakim mi? Savcı mı? Adaleti kendisi şey mi dağıtıyor? Ayıp ya. O söylediği daha da berbat. Hem hakim, hem savcı, hem adalet uygulayıcı. Öyle mi? Kime ne diyor, kime ne anlatıyor ya? Yani biri zulüm yapıyorsa da bu bunun şeyini verecek olan yargıdır. Bu memlekette adalet, yargıdır. Hukuk devleti. Kendisi verecek durumda değil. Kim ki o birisine cezasını uygulayacak ya? Bu böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani şeyi, yani özürü kabahatinden büyük. Sen milletin vekilisin. Sen nasıl asılına böyle kulağını keserim, kulağını kopartırım? Biz devlet terbiyesi ne olduğunu, devlete saygının ne olduğunu biliriz. Biz öyle büyüdük. Bir devlet adamı, bir devlet memuru gördüğümüz zaman önümüzü ilikleriz, şapkamızı çıkarız, bizim köylümüz hepsi. Bunu niye yaparlar biliyor musunuz? O kişinin şahsına değil. Devlet devleti olan temsil ettiği için. Devletin adamı olduğu için. Bir vekilin, bir memura sen zulüm edersin veya her ne şeyse kulağını keserim, kulağını koparım. Böyle bir şey deme hakkı olabilir mi? Ya bunun kanunları var, tüzükleri tabii var, ya kuralları var. Şimdi memurlar ki, buna çok alınmışlar. Ya, velev ki, bak, lütfen ya Sayın Ercan Bey, lütfen. Ya düşünün, velev ki bir memurumuz hata yaptı, yanlış yaptı. Ya bunun yolu birisi kulağını kesmek, koparmak mı olmalı? Hayır, kanunlar ve adalet var yani. Bu. Ona mı kaldı birisine ceza vermek, cezalandırmak? Memurlar rahat olsun. İktidarımızda memur, devlet adamı nasıl saygı görecek, değer görecek göstereceğiz. Kulağını koparılacak bürokratımızı görevden aldırmadılar mı? Evet, Sayın Hasan Yıldız'dan mı bahsediyorsunuz? Bilmiyorum ismini. Hasan Yıldız, bürokratımızın birisini genel sekreteri görevden almışlar. Adam ahlaklı bir insanmış ki hani bu seçimlerden dolayı adil olmak için izni ayrılmış. Üzerine gelecek baskıdan kurtulmak için sen misin bunları yapan? Hatta duyduğum kadarıyla ona söylenmiş bu kulak koparma kesme meselesi de. Adamı görevden almışlar. Adamı tanımam, bilmem, etmem. Ayıp, günah ya. Bunlarda şey vicdan da yok ya.